Payın terki seviyorsanız ben size payın terklik yaparım bu arada ya. Yani canlı yapalım. Çok şanssız bir adam varmış. Üstelik tek taşağı varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Birinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle 4-5 kere tekrarlamışlar. En sonunda adam, bir soru soracağım, bilirseniz atlarım demiş. Sorusu, karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtır diye sormuş. Uçaktakiler gülerek 4 demişler. Bunun üzerine adam, kaybettiniz diyerek çıkarmış tek taşak. Yanındaki adam çıkarmış 3 taşak. Bunu yaptık bu arada daha önce zaten. Ezberlemiş. Ezberleme. Ben 3 kere herhangi bir şeyi, 1 dakikalık herhangi bir şeyi 2 kere izlemem yeter. Şey çok iyiydi ya. Papasın hikayesi çok iyiydi ya. Hava bozuyor lan puşt. Yağmur yağmadan siktir ol git buradan. O çok iyiydi. O bayağı iyiydi o. Yani. Eldrian'da haftada 2 kere bunu izliyor ya. Payın terki. Ondan sonra ben yayında aynı şeyleri 2 kere izleyince ay 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 ay. Lan denk geliyorum bazen YouTube'da. Mesela kendine müzisyen bir video izlemiş, bir hafta sonra yine izlemiş, bir hafta sonra bir daha izlemiş. Ve aynı yayın kesiti de değil bu arada. Kıyafeti farklı çünkü. Biz bir videoyu 2 kere izledik mi hemen falan yapıyorsunuz. Arkadaşım yani arada olabiliyor aynı videoları bir daha izlemek. Köy kahvehaneleri, kahvehanesi hikayesi ne ya? Bayağı izlemediğim var bu arada. Ben bunu izlemedim mesela. Bunu da izlemedim. 3 vampir hikayesini. Dur lan şunu merak ettim. Köy kahvehanesi hikayesi. Temel ve Dursun bir gün köy kahvehanesinde oturmaktadır. Dursun Temel'e sorar. Dursun, Temel, biz kaç yıllık arkadaşız? Temel, 14 sene oldu. Dursun, 14 yıllık arkadaşlığımızın hatırına bana 4 der misin? 14 yıllık arkadaşlığımız hatırını deyince aklıma salakça bir video geldi. Neden hiç bilmiyorum. Geçen bir videoya denk geldim chat. Video şeydi. Adı neydi onun? Arkadaşımın bana olan sadakatini test ettim mi? Öyle bir videoydu. Şey diyordu. Kanka diyordu. Arkada fon müziği vardı. Kanka diyordu. Ben börek falan yedim de cüzdanım evde kaldı. Ya bunu nasıl yaparız diyordu. Karşıdaki de şey diyordu. Saçmalama oğlum, öyle şey mi olur? Git kardeşine söyle getirsin cüzdanı. Muazzam bir video ya oğlum. 1 milyon kere izlesem sanırım yine de gülerim ya. Saçmalama oğlum. Öyle şey mi olur? Git kardeşine söyle getirsin cüzdanı. Nerede hangi? En üstteki değil bu arada chat. Git kardeşine söyle. Getirsin cüzdanı. Aa bu video. Çok Yani güzel video bu ya. Ha, izleyin şunu izleyin. Çok güzel video. Ben de yapacağım bunu bir gün. birader börek falan yedim ben ama nasıl yaparız? Ben cüzdanı evde unutmuşum. Saçmalama oğlum, böyle şey mi olur? Git kardeşine söyle getirsin cüzdanı. Çok iyi lan. Birader börek falan. Birader börek falan yedim ama cüzdanı evde unutmuşum. Nasıl yaparız? Saçmalama oğlum öyle şey mi olur? Git kardeşine söyle getirsin cüzdanı. Çok iyi. Cüzdan çok da önemli değil de içinde resmin vardı ve müjgan. Biliyorsunuz mu onu? Devam edelim Temel efendim. hiç düşünmeden 4 demiş. Dursun da bunun üzerine
Dön de götünü ört. Bu ne amık? Demiş. Kahve gülmekten yıkılmış. Herkes yerlerde. Temel'le herkes dalga geçiyor. Nasıl bunu yedin diye. Temel çok alınmış ve kendini eve kapatmış. Bir yıl boyunca evinden hiç çıkmamış. Ya anasını be. Temel bir yılın sonunda intikam için müthiş bir plan yaparak kahveye gitmiş. Tabii dur. Nasıl içerlenmişse. Dursun da orada. Ya Temel nerelerdeydin? Bir yıldır yüzünü göremedik. Kendini özlettin. Muhabbetlerinden sonra Temel lafa girmiş. Dursun. Senle kaç yıldır arkadaşız? Dursun, 15 yıl oldu be Temel. Temel, peki 15 yıllık arkadaşlığımızın hatırına bana 5 der misin? Dursun, ulan 4 dedirttim, dön de götünü ört dedim. Acaba 5 dersem ne diyecek diye. Bir sene bunu mu düşündünüz gerçekten ya? Neyse Temel Dursun hikayesi, çok bir şey beklemiyorum. Ve de meraktan çatlayarak 5 demiş. Temel de yapıştırmış cevabı. Senin ben ananı sikeyim. Hayır. Bir senede bu planı mı yapmış? Atlayarak 5 demiş. Temel de yapıştırmış cevabı. Senin ben ananı sikeyim. Okey. Beklenmedikti ama kabul ediyorum. Doğru. Nebrar doğru. Ya beklenmedikti. Hiç beklemiyordum. Bir şey. 3 vampiri açsana. Açayım kanka. 3 vampir. 3 vampir hikayesi. Dracula kafe. Çok güzel. Bir gün 3 vampir kafeye gitmiş. Dracula kafeye. Garson da ne alırsınız efendim demiş. Birinci vampir ben sıcak kan alayım demiş. İkinci vampir ben soğuk kan alayım demiş. Üçüncü vampirse ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir sen vampirsin amına koduğum. Sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir. İyi de ben buna benzer bir hikaye biliyorum. Dur ben anlatayım önce aynısı çıkmasın diye. Bir gün dostlar, ben maden suyunu çok severim bu arada. Ama tek bir maden suyunu severim. Başka kesinlikle içmem. Başka yoksa içerim ama tercihim her zaman ondan yanıdır. Beypazarı maden sodası içerim. Sponsor falan değil ama 150 kere yayınlarda söyledik. Allah rızası için Beypazarı'nın herhangi bir CEO'su MEO'su izliyorsa ya hatır gönül için bir paket bırakıversin kapının önüne. Neyse bir gün Beypazarı maden sodası, Sırma maden sodası, maden suyu daha doğrusu ve Uludağ bir kafeye gitmişler. Uludağ'ın sahibi demiş ki ben bir Uludağ maden suyu alayım demiş. Sırma'nın sahibi demiş ki ben bir Sırma maden suyu alayım demiş. Sıra Beypazarı maden suyunun sahibine gelmiş. O da demiş ki ben bir bardak su alayım demiş. Garson da tabii bunun üzerine sormuş hani merak etmiş. Herkes kendi markasının... Herkes Allah kahretsin. Siz neden su istiyorsunuz diye sormuş garson. Beypazarı maden sodasının sahibi de demiş ki arkadaşlar su söyledi ben de bari su söyleyeyim demiş. Komik değil mi? Chat. Komik. Hani Sırma Uludağ maden suyu kendi markalarını istiyorlar. Sıra Beypazarı'na geliyor, o da diyor ki ben bir su alayım. Onlar da su söyledi zaten.
Komik değil mi? Evet. Neyse. Cebinden. Hızlı anlatsaydım komiteyde daha iyi olabilirdi. Kanlı mol bedi çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocukları. Üçüncü vampir cebinden kanlı mol bedi demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir sen vampirsin amına koduğum sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir cebinden kanlı mol bedi çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocukları demiş. Dur ya, iyiymiş ya bu. Bayağıdır izlemiyoruz ya, çok da birikmiştir abi diyor. Mesela Robot Berman, bunu da izlemedim 7 ay önce yüklemesine rağmen. Ben hep eskileri izledim ya. Adamın biri bir gün bara gitmiş. Bir de ne görsün, barmen robotmuş. Robot ilk önce kaç IQ olduğunu ve ne içmek istediğini sormuş. Adam 150 IQ ve bir viski demiş. Robot adamla atom ve fizik hakkında konuşmaya başlamış. Bir başka adam gelmiş ve ona da kaç IQ olduğunu, ardından ne içmek istediğini sormuş. Adam da 110 IQ, bir kokteyl lütfen demiş. Barmen adamla borsa ve döviz kurları ile ilgili konuşmaya başlamış. Aradan biraz zaman geçince başka bir adam gelmiş ve ona da aynı soruları sormuş. Adam yanıtlamış, 15 IQ ve çay. Robot hemen lafı açarak, Avrupa bizi kıskanıyor yeğenim demiş. Ya güzel ama tahmin edilebilirdi ya bu biraz. Bir tık tahmin ettim oraya gideceğini konunun. Direkt Avrupa bizi kıskanıyor yeğenime değil de bir tık tahmin ettim. Antepli Mehmet hikayesi. Bakalım efendim. Antep'te bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisi Mehmet dersleri öğreniyormuş. Öğretmeni sormuş. Tamam. Evet çocuklar. A harfiyle başlayan en tatlı şey nedir? Çocuklar sırayla parmak kaldırıp armut, ananas, ayva diye cevaplamış. Tahmin ettiğim şey mi geliyor? Mehmet parmak kaldırmış. Öğretmenim am. Tahmin ettiğim şey değil mi? Demiş. Öğretmen hemen Mehmet'in babasını çağırmış. Beyefendi, böyle bir şey olamaz. Dünyanın en tatlı şeyini sordum. Cevap olarak am dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Mehmet'in babası, eyvallah haklısınız öğretmen hanım. Ama sabi çocuk, nereden bilsin götün tadını? Bir tane şey vardı Payinterk'te ya. Aile yazayım çıkar herhalde ya.
Bu nasıl video başlığı ya? Şükriye ve Mehmet uzaylıları coşturuyor. Boray ile babasının ibretlik hikayesi. Boray, babası ve karısı ile aynı evde yaşıyormuş. Bir gün Boray'ın babası hastalanmış. Babasını karısıyla beraber hastaneye götürmüş. Doktor, babasının 10 günlük ömrü kaldığını söylemiş. Ve 10 gün sonra babası ölmüş. Aga be. Aradan 5 gün geçtikten sonra kadın da hastalanmış ve hastaneye gitmişler. Doktor, karısının 5 günlük ömrü kaldığını söylemiş. Ardından eve gitmişler. Gece yatağa girmişler. Kadın Boray'a dönmüş ve "Aşkım, evlendiğimizden beri arkadan hiç sikmedin." Boray "Olmaz filan" derken en sonunda da. Ertesi gün olmuş. 2 gün olmuş. "Doktor bey, karım ölmedi. Siz öyle..." Oraları geçtim biraz. "Dik demiştiniz." Demiş. O kadar da değil. Doktor tedavi etmiş, bakmış kadın iyileşmiş, ölmez demiş. Boray bir anda ağlamaya başlamış. Kadın seviniyormuş. Kadın Boray'ın yanına giderek, "Aşkım bak ne güzel ölmekten kurtuldun, neden ağlıyorsun?" demiş. Ben tahmin ettim bu arada, %100. Boray kadına dönmüş. Ona "Ağlamıyorum amına koyayım. Keşke babamı da götünden..." Seyyar satıcı arabasını iterek sokak sokak dolaşmakta, bir yandan da bağırmaktadır. "Don 5 lira, atlet 5 lira. Yanına bir çocuk gelir. "Amca, don kaç para, atlet kaç para?" Satıcı, "Don 5 lira, atlet 5 lira. Çocuk döner gider. 2 sokak sonra aynı çocuk satıcıya tekrar yanaşır. "Amca, don kaç para, atlet kaç para?" Satıcı, "Don 5 lira, atlet 5 lira dedik ya." Çocuk yine döner. Birkaç sokak sonra yine aynı çocuk satıcıya yanaşarak sorar. "Amca, don kaç para, atlet kaç para?" Satıcı, "Don 2,5, atlet 5 lira der. Çocuk şaşırır. "İyi de amca, donu niye indirdin?" der. Satıcı, "Şimdi ananı sikeceğim de ondan." Öğretmen ve Alican hikayesi. Bir gün öğretmen sınıfa gelmiş ve herkesi ayağa kaldırmış. Hoca bütün öğrencilerine rutin sorular soruyormuş. Bir tane öğrenciye, "Otobüstesin, çok sıcak, ne yaparsın?" demiş. Öğrenci de, "Camı açarım hocam." demiş. Hoca, "Söyle bakalım, giren havanın sürtünme kat sayısı kaçtır?" demiş. Öğrenci, "Bilmiyorum." demiş. Öğretmen de, "Otur, 0. demiş. Diğer öğrenciye gelmiş. "Otobüstesin, çok sıcak, ne yaparsın?" demiş. Öğrenci de, "Camı açarım hocam." demiş. Hoca, "Söyle bakalım, giren rüzgarın basıncı kaçtır?" demiş. Öğrenci de, "Bilmiyorum." demiş. Öğretmen de, "Otur, 0. demiş. Sıra Alican'a gelmiş herhalde. Böyle bir değil, iki değil, bütün sınıfa sormuş. Herkes dökülüyormuş. Sıra Alican'a gelmiş. Ha, bunu ben de hatırladım ya, tamam. Öğretmen, spoiler vermeyeceğim ama. "Otobüstesin,
çok sıcak, ne yaparsın demiş. Alican da ceketimi çıkarırım hocam demiş. Öğretmen ama oğlum çok sıcak demiş. Alican gömleğimi çıkarırım bu kez hocam demiş. Öğretmen de oğlum çok çok sıcak deyince Alican dayanamamış ve hocam anamı silseniz yine de hocamı açmam demiş. Ya bunu bildiğim için çok gülemedim ama ya bu papazın hikayesine mesela yine 10 kere gülerim yani. Hava bozuyor lan puş, yağmur yağmadan siktir ol git buradan. Temel'in sinema macerası, bak bunu da izlemedim. Adamın biri sinemaya gider. Tam sinemada film başlarken önüne saçını kazıtmış biri oturur. Ve sinemanın ışıkları bu saçını kazıtmış adamın kafasına vurur. Ve bir dakika ben bu anlamadım ya. Sinemaya gider. Tam sinemada... Adamın biri sinemaya gider. Tam sinemada film başlarken önüne saçını kazıtmış biri oturur. Ve sinemanın ışıkları bu saçını kazıtmış adamın kafasına vurur. Arkadaki adam bir türlü filmi izleyemez. Ama içinden şunun ensesine bir tane yapıştırayım der. Sonra oğlum adam iri yarı ellese bile beni parçalar deyip vazgeçerken yanına Temel oturur. Adam Temel'e dönüp şu kafasını kazıtmış adamın ensesine bir tane vur, sana 5 milyon vereceğim der. Temel de dayanamaz, adamın ensesine bir tane yapıştırır ve devam eder. Ulan Hasan sen burada mıydın der. Adam dönüp ne Hasan'ı kardeşim der. Temel de pardon kardeşim karıştırdım der ve adam önüne dönünce 5 milyonu alır. Adam dayanamaz ve Temel'e dönüp kardeş bir tane daha yapıştır sana 10 milyon vereceğim der. Temel bir tane daha adamın ensesine vurur ve ilave eder. Hasan sensin be yeme beni. Adam dönüp Hasan değilim kardeşim be deyip ön koltuklardan birine oturur. Temel'in yanındaki adam artık filmi bırakıp bu kafasını kazıtan adamı aramaya başlar. Ve bulur hemen Temel'e dönüp bak kardeşim işte oraya oturmuş git ensesine bir tane daha vur. Sana cebimdeki tüm parayı vereceğim der. Temel hemen kafasını kazıtmış adamın arkasına geçip ensesine bir tane yapıştırıp ulan Hasan burada mıydın? Ben de yarım saattir arkadaki adamı sen sanıp ensesine vuruyorum der. Güzel, çok iyi. Güzel taktik. Gavat berber hikayesi. Sakar sefa hikayesi. Var mı bildiğiniz? Açalım. Çok fazla video atmış çünkü. Yani atmamış da biz uzun zamandır izlemediğimiz için. Timsah terbiyecisi var mesela. Siyasi papağan hikayesi. Düz mantık hikayesi. İki sevgili hikayesi. Bunu açasım geldi. Kız çocuğun evine gitmiş ve film izlerken kız ağlamaya başlamış. Çocuğa yalan söylediğini, aslında bakire olmadığını söylemiş. Biraz tartışmışlar ve çocuk evden gitmesini söylemiş. Akşam mesajlaşırlarken çocuk ayrılmak istediğini söylemiş ve kız... Sorun değil, sen de başkasıyla yap, ödeşelim demiş. Kızın verdiği cevabı seven çocuk, ertesi gün kendini iki tane zenciye... siktirmiş.
ve şu an mutlu. 3 vampir hala. Kanka benim de favorim. İşin kötü tarafı videoya o kadar güldüm ki 3 vampire. Her markete gittiğimde aklıma o gelecek. Orayı onun önünden geçerken. Ben sekiçiyorum orospu çocukları. Pardon sallama. Pardon. Benim aklım şey alkole gitti. Ben sallamayı içiyorum. Zeki bir adamın hikayesi. Çocuğumuzun adı ne olsun? Merve. Merve. Hayatında ilk kez partiye gidecekmiş. Annesi uyanmış. Aman kızım, çapkın erkek olabilir ve seninle yatmak için her şeyi yaparlar. Böyle bir şey olursa ona çocuğumuzun adı ne olsun diye sor. Hemen telaşlanır ve senden uzaklaşır demiş. Merve partiye gitmiş. Partiden bir genç hafifçe Merve'yi okşadığında Merve çocuğumuzun adı ne olsun demiş ve genç uzaklaşmış. Sonraki genç de aynı şekilde panik halinde uzaklaşmış. Üçüncü genç dans ederken İyi ki doğdun Ceren. Merve yine çocuğumuzun adı ne olsun demiş ama delikanlıda ses yok. Genç Merve'yi ıssız bir yere götürmüş. Okşarken Merve yine aynı soruyu sormuş. Çocuk kısır değil mi? Ve yine ses yok. Başlamışlar sevişmeye. Olabilir. Bir süre sonra sevişme bitmiş ve Merve yine sormuş. Çocuğumuzun adı ne olsun? Genç prezervatifi çıkarıp bir düğüm attıktan sonra buradan çıkabilirse David Copperfield olsun amına koyayım. demiş. Okey, yeter bence ya Painterk. Bence yeterli. Yeteri kadar güldüğümüzü düşünüyorum. Filmler ve filmler. Yok be ya. Tyler Durden efsanesini biliyor musunuz? Sen Tyler Durden'u...